Sonuç Allah insanları kolay olana çağırmaktadır. Kim insanlar ise kendilerini azaba sürükleyecek bir ahlakı benimsemekle zor olanı seçmekte ve kendi kendilerine zulmetmektedirler. Dünya hayatının güzelliklerini, Allah'ın kendileri için yarattığı nimetleri doya doya yaşamak, imanı getirdiği sevgi, samimiyet ve güven ortamının sıcaklığını tatmak varken hayatlarını binbir türlü dert ve tasa içerisinde geçirmektedirler. Oysa mutlu olmanın yolu çok kolaydır ve bunun için hiç kimse geç kalmış değildir. Allah, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim ihsanda bulunan biri olarak yüzünü, kendini Allah'a teslim ederse, artık gerçekten o kopmayan bir kulba yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a varır. Hükmüyle çözümü insanlara göstermektedir. Bir başka ayette ise Allah insanlardan hüznü, kederi ve korkuları giderecek olan çözüm yolunu şu şekilde açıklar. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru bir istikamet tutturanlar yok mu? Onların üzerine melekler iner ve der ki, Korkmayın ve hüzne kapılmayın. Size vaad olunan cennette sevinin. Fusilet Suresi 30 İşte insanın sorumluluğu Allah'ın bildirdiği bu yola uymaktır. Yüce Allah bu ahlakı gösteren kimselere dünya hayatında da ahirette de mutluluğun, neşenin, sevincin en güzelini yaşatacak, onları sonsuz rahmetine kavuşturacaktır kalplerinde hüzünden, sıkıntıdan, azaptan yana her ne varsa bunları çekip alacak, yerine gerçek imanın getirdiği huzur ve güven duygularını yerleştirecektir.